Merhabalar. Birinci sınıf ikinci ünitemiz yani doğal sayılar konularımızın anlatımlarını tamamladık. Şimdi ise doğal sayılarla ilgili soru çözümleri, örnekler üzerinden devam edeceğiz. Evet, birinci bölümümüzde sayılar var. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki varlıkları sayınız. Her varlıktan kaçar tane olduğunu söyleyiniz. Şimdi görselimize bakıyoruz. Görselimiz aslında bir bahçede bulunan hayvanların da yer aldığı bir doğal ortamdan bir görüntü. Şimdi bakıyoruz bir sürü hayvan var ve hayvandan ziyade aslında varlıklardan da hani kaçar tane olduğunu söyleyelim birlikte. Bakın şimdi şuradan şeklimizdeki alalım. Şimdi bakın kaç tane ev var burada? Bakın şurada gördüğümüz bir tane var değil mi? Bir tane ev bu. Şimdi onun yanında aslında görünen kapısı olan bir ev var. Bir de burada çatısı olan bir ev var. Yani burada bakın bir bu ev, bir bu ev, bir de bu ev var. Yani toplamda 1, 2, 3. 3 tane ev var. Şimdi onun haricinde ne var hayvanlara geçmeden önce? Bir tane bakın traktör var. Yani bir traktör. Bir de burada bakın hayvanların yemiş olduğu saman balyaları var. Bakın burada yine çok sayıları sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 tane de saman balyası bulunmakta. Peki hayvanlarımıza geçecek olursak bakalım şimdi. Bakın kaç tane ineğimiz var? Öncelikle ona bakalım. Bakın bir tane burada ineğimiz var. Bir tane de burada ineğimiz var. Şimdi burada bir tane de sanırım öküz diye geçiyor ama katır da olabilir. İnekten farklı olarak bir tane de ondan var. Kaç tane atımız var? Bakıyoruz. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Yani 1, 2. 2 tane de at var. Peki kuzuları sayalım. Gelin bakın burada bir tane var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de bakın burada var. Yani 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 tane de kuzumuz yani koyunumuz bulunmakta. Peki tavuklara bakacak olursak bakın tavuklar kaç tane? Onları da yuvarlak içine alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani toplamda 9 tane de tavuğumuz bulunmaktaymış. Peki civcivleri sayalım. Bakın küçük küçük orada civcivlerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane de civcivimiz bulunmakta. Peki ördeklerimize bakalım. Kaç tane ördeğimiz var burada? Şimdi farklı çeşitlerde hem ördek, kaz şeklinde ayrılıyor. Ama biz hepsini bir kategori yaparak hani suyun içerisindeki olan canlılarımızı tek bir kategori olarak sayalım. Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda da suyun içerisinde 7 tane ördeğimiz bulunmakta. Bundan sonra neyi sayabiliriz? Mesela varlık dediğimizde ağaçlarımızı sayabiliriz. Kaç tane ağaç görünmekte burada? Bakın bir tane burada var. İkinci ağacımız, üçüncü ağacımız, dördüncü ağacımız ve beşinci ağacımız. Toplamda 5 tane de ağacımız bulunmakta. Bakın bir de kuşlar var yukarıda. Onu görmedik aşağıdaki hayvanları sayarken. Şimdi tüm kuşları da tek bir kategori olarak sayalım isterseniz. Bakın bir tane burada var. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane de kuş bulunmaktadır.
Ne yaptık? Resim inceledik. Resimdeki her bir nesneyi saydık ve sonuçlandırdık. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki trenin vagonlarından bir tanesini boyayınız. Şimdi bakıyorum. Trenimiz burada yer almakta. Şimdi trenin başı burasıysa bakın bunları da nedir? Vagonlarıdır, değil mi? Bu şekilde bakın bir sürü vagonu bulunmakta. Şimdi soru bize ne demiş? Trenin vagonlarından bir tanesini boyayınız. Şimdi biz mavi kalemimizi alalım. Şimdi biraz yaklaştıralım. Birinci vagonumuzu boyayalım. Yani trenin hemen sonrasında gelen vagonu şu şekilde şöyle üstünü maviye boyayalım. Bakın tekerleklerini şu şekilde boyayalım. Evet. Şu kısımlarını boyayalım şöyle. Siz de bu etkinliği yaparken çalışma kitabınız varsa benimle birlikte boyama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Camların çerçevelerini boyayalım. Evet, boyama işlemimizi yaptık. Şimdi dilerseniz içini de şöyle üstünden kırmızıya boyayalım. Bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. Yani boyama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında sorunun bizden istemiş olduğu boyama işlemini gerçekleştirdik. Peki şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Diyor ki kaç tane vagon boyadınız? Yazınız. Şimdi soru bize bir tane vagon boyayın dediği için biz ne kadar boyadık? Bir tane vagon boyadık. Yani bir. Aşağıdaki satırlara bir rakamını yazınız. Şimdi geçiyoruz yazma çalışmamız için. Bakın biraz önce 1'i yazmıştık. Şimdi burada 1'in yazılma şeklini bize ifade ediyor. Yani nasılmış? Öncelikle aşağıya doğru bir tane çubuk çizeceğiz. Sonra da aslında 1'in şapkasını öne doğru çekeceğiz. Yani yazmamız gereken işlem bu şekildeymiş. Şimdi hep birlikte sizler de eğer çizgili bir defteriniz varsa benimle beraber bu yazma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bakın şimdi kırmızı kalemimizi alalım. Şuradan boyutunu da ayarladık. Evet. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Çizgilerin üzerinden bakın aşağıya doğru çektim. Sonra bir de önünü yaptım ve yazmış oldum. İkinci geçiyorum bu yazmaya. Bakın önce yukarıdan aşağı indirdim. Sonra yana çektim. Aynı şekilde yazma işlemime devam ediyorum. Bakın yine yukarıdan aşağı indiriyorum. Şapkasını yapıyorum. Önce yukarıdan aşağı indiriyoruz. Sonra şapkası. Siz de benimle beraber yazma işlemi yaparak pratikleştirebilirsiniz bu işlemi. Bakın indirdim, çektim. Öncelikle noktalı olan bir üzerinden yazma işlemlerini yapıyorum. Şimdi bu satırı bitirdim. Şimdi aşağıdaki kısma geçiyorum. Artık burada noktalı bir işlem yok ve ben hepsini kendim yazmam gerekiyor. Şimdi biraz yakınlaştırıyorum. Ne yapıyorduk önce? Yukarıdan aşağıya çekiyorduk. Çektim ve şapkasını indiriyordum. Bakın yaptım. Yukarıdan aşağıya indirdim. Şapkasını çektim. Bakın indiriyoruz. Şapkasını çekiyoruz. Ve bakın çizgiler arasında olmasına dikkat edin. Taşma olmasın. Bakın indirdim. Yukarıdan aşağıya çubuğu. Bir de şapkasını yaptım. Şimdi indiriyoruz. Şapkasını yapıyoruz. Bu şekilde bir rakamı için
pratiğimizi yapıyoruz. Birazcık daha yan tarafa doğru çekiyorum. İndiriyoruz. Şapkasını yapıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru indirip şapkayı yapıyoruz. Bakın. Aslında bu şekilde pratik yaparak ne yapıyoruz? Yazmamızı da güzelleştiriyoruz. Şimdi bir alt kısma geçtim. Yukarıdan aşağıya indirdim. Şapkasını yaptım. Bakın ne diyordu bize? Yukarıdan aşağıya indir. Bir de sonra gel buradan şapkasını yap, değil mi? Yukarıdan aşağıya indiriyorum. Şapkasını yapıyorum. İndirdim, yaptım. Bakın bu şekilde devam ediyoruz işlemlerimize. Evet. Evet, yine yukarıdan aşağı indirip şapkasını yapıyoruz. İndirdim, yaptım. Bunu biraz şapkası kısa oldu, onu uzatıyorum. İndiriyorum, şapkasını yapıyorum. Evet, bu kısım da bitti. Bakın iki satırımız kalmış. Beraber pratik yaparak yazma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Yukarıdan aşağı indiriyorum. Şapkasını yapıyorum. Bakın pratik yaptıkça yazma işlemimiz çok güzelleşiyor. Hem taşırma yapmıyoruz. Hem daha güzel çubuklar indiriyoruz aşağıya doğru. Yani bir rakamını aslında pratik yaparak yazmayı da öğrenmiş oluyoruz. Bakın yine tamamlamaya devam ediyoruz. Evet. Yine sizler de benimle birlikte pratik yaparak bu işlemi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Biri tamamladıktan sonra diğer rakamlarımız için iki satır olacak şekilde pratiğimizi yapalım. Sizler çalışma kitabındaki tüm satırları dolduracak şekilde çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ne kadar çok yazma işlemi yaparsanız hem kalem tutma hem de daha güzel yazmanız gelişecektir. Evet. Bu şekilde bir rakamını tamamlamış olduk. Şimdi geçiyorum bir sonraki soruya ve çalışmaya. Diyor ki aşağıdaki trenin vagonlarından iki tanesini boyayınız. Şimdi biz bir öncekinde bir rakamını öğrendiğimiz için sadece bir vagon boyamıştık. Şimdi iki tane vagonumuzu boyayacağız. Aslında boyama işlemini siz daha güzel renkli kalemlerinizle yaparsınız. Biz sadece camlarının içi olacak şekilde boyamamızı yapalım. Şu şekilde. Evet, vagon, birinci vagonumu bu şekilde boyamış oldum. Şimdi iki tane vagon dediği için bir tane boyadım, bir tane daha boyamam gerekiyor ki iki tane vagon boyamış olayım. Bu yüzden yanındaki vagonu da camlarını boyuyorum bu şekilde. Evet, boyama işlemimizi tamamladık. Şimdi kaç tane vagon boyamış olduk biz? İki tane. Peki 2'yi yazalım. Gelin birlikte 2 yazalım. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi 2'yi yazdık. Peki 2 nasıl yazılıyormuş? Öncelikle bunu bir kontrol edelim. Bakın öncelikle ne yapıyoruz? Buradan tutuyoruz. Böyle geliyor. Aşağıya dik bir şekilde indiriyoruz. Sonra da yana doğru götürüyoruz. Gördünüz mü? Şimdi yan taraftaki noktalı kısımlardan pratiklerimizi yapalım. Siz de çalışma kitabınızdan iki rakamının çalışmasını açarak benimle birlikte pratiğinizi yapabilirsiniz.
Buradan tutuyorum. Bakın aşağıya doğru indiriyorum ve yana çekiyorum. Tuttum. Aşağıya doğru indirdim, yana çektim. Şimdi tuttum. Aşağıya doğru indirdim ve yana çektim. Yarım yuvarlak şeklinde yapıyorum. Aşağıya indiriyorum, yana çekiyorum. Ne kadar basit değil mi? Pratik yapa yapa yazarak yazımızı daha da güzelleştiriyoruz ve rakamlarımızı öğreniyoruz. 2 rakamını yazma pratiği yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan yarım yuvarlak çektik. Bu şekilde bu kısmı da silelim. Şimdi böyle çektim. Aşağıya doğru indiriyorum ve yana doğru çekiyorum. Evet. Bakın noktalı kısmı tamamlamış olduk. Şimdi bir satır daha yazacağım sizinle birlikte. Sizler de kalan satırlara pratik olarak yapacaksınız. Bakın artık noktalar yok. Noktalar olmadan nasıl yapabilirim? Şimdi böyle yarım yuvarlak yaptım. Aşağıya indirdim ve yana çektim. Yarım yuvarlak yaptım. Aşağıya indirdim, yana çektim. Yarım yuvarlak, aşağıya indir, yana çek. Yarım yuvarlak, aşağıya indir, yana çek. Evet. İki rakamının pratik bir şekilde yazım çalışmasını bu şekilde de tamamlamış oluyoruz. Sizler bu aşağıdaki kısımda kalan 3 tane boşluk kısmı da doldurarak pratik yapıp yazmanızı güzelleştirip işlemlerinize devam edebilirsiniz. Şimdi bir sonraki rakamımıza geçiyoruz. Şimdi ne demiş bize? Tren vagonlarından 3 tanesini boyayınız. Şimdi ne yapıyorduk? Sadece camlarını boyuyorduk. Bir rakamı öğrenirken ne yapmıştık? Trenin yanındaki ilk vagonu boyamıştık, değil mi? Şimdi bu normalde neydi? 1. Vagon boyalıydı. Sonra 2 rakamını öğrendik. Ne yaptık? Geldik yanındaki vagonun da camlarını boyadık bu şekilde. Bunu da tamamlıyoruz bu şekilde. Sonra şu an neye geçtik? 3 rakamına. 3. rakam için de gelip bir tane daha vagon boyamamız gerekmektedir. Şimdi onu da boyayalım. Yani toplamda şu an kaç tane vagonu boyamış olduk? Evet. 3 tane vagonumuzu boyamış olduk. Şimdi geliyoruz. 3 tane boyadığımızı buraya yazıyoruz. Evet, bakalım 3 rakamı nasıl yazılıyormuş? Onu da öğrenelim. Bakın. Ne diyor bize? Öncelikle diyor buradan tutacaksınız. Geleceksiniz. İçeri doğru girip sonra tekrardan yuvarlak çizer gibi aşağıya doğru ilerleyeceksiniz. Evet, şurada yapmış olduğumuz denemeler kalmış. Bunları silelim. Evet. Şimdi başlayalım. 3'ün yazım işlemlerine. Bakın noktalı yerlerden belirtmiş bize. Ne yapıyoruz? Şuradan tutuyoruz. Geldik. Yarım şekilde içe doğru giriyoruz ve aşağıya doğru yuvarlak çizip çıkıyoruz. Bakın bu kadar basit. Ne yapıyoruz öncelikle? Buradan başladık. İçeri doğru girdik. Ve yarım yuvarlak şeklinde gittik. Büyük yuvarlak. Yani yukarıdaki küçük yuvarlak, aşağıdaki de büyük yuvarlak gibi düşünebilirsiniz. Noktalı yerlerden yine devam ediyorum. İçeri giriyorum. Dışarıya çıktım. İçeri doğru girdim. Dışarı doğru çıktım. Şimdi sayfamızı ilerletelim şöyle. Geldik. Pratik bir şekilde yapıyoruz. Geldim. Devam ettim. Yukarıdan başlıyorum. İçeri doğru giriyorum ve aşağıya doğru ilerletiyorum. Birinci adımı bu şekilde buraya kadar geldim. Şimdi de ikinci adımımı yapıyorum ve 3 rakamımı tamamlıyorum. Buradan başladım. Geldim ve tamamladım. Şimdi altındaki satırı da yine yapalım. Çünkü burada noktalama işaretleri yok. Peki burayı nasıl yapacağız? Bakalım hemen. Şimdi ortadan başladım. Geldim, içeri doğru girdim, çıktım ve yuvarladım. Bakın yukarıdakine benzedi değil mi? Evet, sizler de benzetiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Geldim,
İçeri girdim, yuvarladım. Geliyorum. Bakın. Şimdi küçük yuvarlak yaptım, girdim ve büyük yuvarlağın yarısını yaptım. Evet. Geldim. Büyük yuvarlağımızı yaptım. Küçük yuvarlağı yaptım, çıktım, büyük yuvarlağı yaptım. Birinci adım ve ikinci adımla beraber 3 rakamını yazmış oluyorum. Geldim, tamamladım. İçeri girdim. Büyük yuvarlağın yarısını yaptım. Böyle yapıyoruz ve çıktık. Şöyle ve böyle. Evet. 3 rakamının yazılışını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yine sizler alt kısımda kalan boşluklardaki yerleri de tamamlayarak yazmanızı pekiştirebilirsiniz. Evet. Hadi gelin birlikte bir boyama işlemi yapalım. Ne diyor bize? Aşağıdaki görselde rakamların bulunduğu alanları belirtilen renklere boyayınız. Bakın şurada gördünüz mü? Bir rakamının olduğu yeri mavi, iki rakamının olduğu yeri yeşil, üç rakamının olduğu yerleri de sarıya boyayın diyor. Şimdi bakalım bir neydi? Maviydi. Şuradan mavi boyamızı yani maviyi seçelim. Burada çok boyama işlemi yapamayabilirim ama siz güzel bir boyama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şu an ben tablet üzerinden kalemle yapıyorum bu işlemleri. Ama siz boyama kalemlerinizle bu nesneyi çok güzel bir şekilde boyama yapabilirsiniz. Bakın bir yazan yere ne yaptım? Mavi ile boyamış oldum. Bakın ne yapıyorsunuz? Bu şekilde boyama işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Bu bir kurbağaya benziyor değil mi? Evet. Şimdi 2 ile olan yerler neydi? Yeşil renge boyamamız gerekiyordu. Yani buralar aslında yeşil olacak. Bu kısımları yeşil yapacağız. Bakın aşağıda da yeşil kısımları varmış. Şu kısımlar da hep yeşil olacak. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz daha güzelini boyayacağınıza eminim. Şu kısımları ayaklarını da hep yeşile boyuyoruz. Şu kısımlar da boyanıyor. Bir de 3 için sarıyı kullanıyordu. Sarı rengimizde bakın şu şekilde burayı da boyadığımızda kurbağanın boyama işlemini tamamlamış oluyoruz. Geçelim bir sonraki rakamımıza. Bir sonraki rakamımız için ne diyor soru bize? Aşağıdaki trenin vagonlarından 4 tanesini boyayınız. Peki 4 tanesini gelin birlikte boyayalım. Kırmızı rengimizi kullanıyorduk. Şimdi bir rakamı için ne yapmıştık? Trenin hemen yanındaki vagonu boyadık değil mi? Evet, 2 rakamı için ne yapmıştık? Trenin 2 tane vagonunu boyamıştık. 3 için ne yapmıştık? Geldik 2'nin yanından bir tane daha boyayarak 3 rakamın için 3 vagon boyamıştık. Şu an ne yapacağız? 4 rakamı için de 4. vagonumuzu camlarını boyuyoruz. Siz her bir vagonunuzu dilediğiniz renkte, dilediğiniz şekilde yani tekerleklerini farklı renk, ön tarafını farklı renk, üstünü farklı renk şekilde olacak gibi boyayabilirsiniz. Şu an vagonlarımızı sayacağız. Bakalım bir tane boyadık. 2, 3, 4. Bakın 4 tane boyamış olduk. Geliyorum buraya ne yapıyorum? 4. 4 tane vagonu boyadığım için 4 yazdım. Bakın bu 4'ü nasıl yazıyormuşuz? Şimdi bir de onu öğrenelim. Yukarıdan aşağıya yatay olacak şekilde bakın geldim. Sonra yana doğru gidiyorum. Elimi kaldırdım ve burayı indiriyorum. Ne yapıyormuşuz? Buradan şu şekilde böyle geliyoruz. Yana doğru çekiyoruz ve yukarıdan aşağıya da çubuğunu indiriyoruz. Şimdi noktalı kısım için yazma işlemimizi bir kontrol edelim ve birlikte yazalım. Gelin. Şimdi bunu tuttum. Geldim. Elimi hiç kaldırmadan bitirdim. Elimi kaldırdım ve yukarıdan aşağıya çubuğunu çektim.
Evet, siz de benimle birlikte 4 rakamı için pratiklerinizi yapabilirsiniz. Bakın yatay olarak iniyorum, yana doğru çekiyorum ve yukarıdan aşağıya çubuğunu indiriyorum. Geldim, çektim ve indirdim. Yukarıdan aşağıya yana doğru çubuğumuzu çekiyorum. Sanki bu daha kolay değil mi? 4 rakamı. Evet, şimdi noktasız olan kısım için birlikte bir yazma çalışması yapalım. Nasıl yapıyoruz? Bakın yukarıdan başlıyoruz. Yatay iniyoruz. Yana doğru çekiyoruz ve yukarıdan çubuğumuzu indiriyoruz. Bakın tamamlamış olduk. Yukarıdan geldim, yana çektim. Evet. Yukarıdan geldim, yana çektim. Tamamladım. Evet, yatay geliyorum, yana çekiyorum. Çizgimi de indiriyorum. Evet, siz de benimle beraber 4 rakamı için pratiklerinizi yapıyorsunuz. Evet. 4 için pratiklerimizi de tamamladık. Yine aşağıdaki boş kalan kısımlar için sizler doldurma işlemini yapıyorsunuz ve el becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Evet, geçelim 5 rakamına. Şimdi ne yapıyoruz? Her bir rakama geçtiğimizde tren vagonlarımızı boyuyorduk. Şimdi de 5 tane vagon boyaması yapacağız. Bakın şöyle. Birinci vagonu boyadık. İkinci vagonumuzu da boyadık. Üçüncü vagonu boyadık. Dördüncü vagonu boyadık. Şimdi de ne yapıyoruz? Beşinci vagonumuzu boyadık. Bakın 5 vagon toplamda boyalı olmuş oldu. Peki ne yapıyoruz? Kaç tane vagon boyamıştık? 5 tane. 5. Peki 5'in yazılışı nasılmış? Bakın öncelikle yana doğru bir tane çizgimizi çekiyoruz. Sonra yukarıdan aşağı indirip elimizi hiç kaldırmadan bir yarım yuvarlak yapıyoruz. Evet, hadi gelin bakalım. Yandaki noktalı çizgilerden biz de pratiğimizi yapalım. Önce yana doğru çekiyoruz. Yukarıdan aşağı indirdik. Elimizi hiç kaldırmadan yarım yuvarlak yaptık. Bakın aslında 5 rakamının da yazılışı kolay değil mi? Elimizi hiç kaldırmadan işlemlerimizi yapıyoruz. Bakın yana doğru çektim. Yukarıdan aşağıya ve yaptım. Evet. Yana doğru çektik. Yukarıdan aşağıya ve tamamladık. Bir tane kalmış. Yana çektim. Yukarıdan aşağıya ve alt tarafını yaptım. Şimdi noktalar olmadan nasıl yazabiliriz? Buna bakalım. Şimdi çektim yana doğru. Yukarıdan aşağı indirdim ve yarım yuvarlak yaptım. Bakın çizgiler olmadan da bu işlemimizi yapabiliyoruz. Sizler de benimle beraber bu işlemi yapabilirsiniz. Yana doğru çekiyorum. Yukarıdan aşağıya ve yaptım. Evet, yana doğru çizgi, yukarıdan aşağı, elimizi kaldırmıyoruz, yarım yuvarlak. Yana doğru, yukarıdan aşağı ve yuvarlak. Evet, 5 rakamının yazılışını da bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi geçiyorum. Bakın, bize bir soru geldi burada. Ne diyormuş soruda bakalım. Aşağıdaki kutulara yanlarında belirtilen nesnelerin istenen sayıda çiziniz. Kalemimizin birazcık boyutunu küçültelim. Şimdi ne diyor? 3 tane kalem. Biz vagonları sayarken ve onları yazılışlarıyla beraber öğrendik. Şimdi 3 tane kalem istiyorsa bizden ne yapacağız? Birinci kalemimizi şöyle ucunu da yapalım. Evet, bir tane kalem yaptım. İkinci kalemimi de yaptım. Üçüncü kalemimi de yaptım. Yani 1,
2, 3. 3 tane kalem çizdim. Bir sonraki bizden istenen 4 tane yıldız. Şöyle bir tane yıldız yapıyorum. 1. Siz çizmek istediğiniz nesneleri daha farklı şekillerde çizebilirsiniz. 3. yıldızımı çizdim ve bu da 4. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane yıldız çizmiş oldum. Bakın 2 tane kalp isteniyor şimdi. Ne yapıyoruz? Şöyle bir tanesini çizdim. Evet, diğerini de çizdim. Bakın bir tane kalp burada, bir tane kalp de burada. 5 tane çiçek çiziniz. Şöyle yapalım. Bir tane papatya yapalım. Bir tane daha yaptım. İkinci oldu. 3. papatyamı çiziyorum. 4. papatyamı çizdim. Ve şuradaki boş kalan yere de ne yapıyorum? 5. papatyamı çiziyorum. Bu arada siz bu nesneleri çizdikten sonra boyama kalemlerinizle birlikte bu nesneleri boyayabilirsiniz. 2 tane elma çizmem gerekiyor. Şöyle çizelim. Şöyle de yaprağını yapalım. Bakın bir tane elmam. Bir tane daha çizdim. 2 tane elmamı çizmiş oldum. 1 tane top. Topumuzu şöyle yuvarlak şekilde çiziyorum. 1 tane topu çizdim. 4 tane ağaç. Şimdi farklı şekillerden bir tane ağaç yapalım. Şöyle önce gövdesini çiziyorum. Bakın bir tane ağacımı yaptım. İkinci ağacımı yaptım. Üçüncü ağacım da burada. Dördüncü ağacımı da yaptım. Yani burada toplamda 4 tane ağaç çizmiş olduk. Bizden istenen nesneleri belirtilen sayı kadarıyla ne yaptık? Çizmiş olduk. Şimdi geçiyorum 6 rakamına öğrenmeye. Şimdi tren vagonlarından 6 tanesini birlikte boyayalım. Şuradan kalemimizi boyutunu yükseltelim. Ne yapıyoruz? Şimdi bir tane vagonu boyadık. 2 tane vagonu boyadık. 3. vagonu boyadık. 4. vagonumuz. 5. vagonu boyadık. 6. vagon. 7. vagon. Evet, çok hızlı gittik değil mi? Daha 7'ye geçmedik. Bakın öğrendiklerimizi de bir yazalım. 1 2 3 4 5 Bu da 6. vagonumuz. Yani şu kısmı silmemiz gerekiyor. Evet. En son 6 bu kısım. Yani biz ne yaptık yukarıda? 6 tane vagonumuzu boyamış olduk. Şöyle 6'yı da yazalım. Peki 6 rakamı burada nasıl yazılıyormuş? Gelin birlikte ona bakalım. Bakın buradan çekiyorum. Elimizi hiç kaldırmıyoruz. Ve yaptık. Yani yukarıdan bir çizgiyle başlayıp bir tane yuvarlak çizerek bitiriyoruz. Şimdi bu noktalı olan kısımlardan birlikte yapalım. Bakın yazmış olduk. Yukarıdan başlıyorum. Ve bir tane küçük yuvarlak çiziyorum. Gördünüz mü? Ve 6'yı bu şekilde yazmış oluyorum. Buradan geldim. Yazdım. Bu şekilde yaptım. Ne yapıyoruz? Yatay bir şekilde geliyoruz. Küçük bir yuvarlak çizip birleştiriyoruz. Ve elimizi kesinlikle bırakmıyoruz. Kalemimizi başladıktan sonra. Şimdi noktasal olmayan kısımlardan altı nasıl yazılıyormuş ona bakalım. Şöyle geldim. Ve küçük bir yuvarlak yaptım. Bakın yukarıdakine benzedi değil mi? Şöyle yatay geldim. Küçük bir yuvarlak. Şekilde.
Biraz şurasını güzel yapabiliriz. Evet. Geldim. Yaptık. Siz de benimle birlikte 6 rakam için pratiklerinizi yapın. Ve aşağı kısımda kalan boşlukları da doldurarak pratiğinizi iyice ilerletebilirsiniz. Şimdi bakın 7 rakamına geçiyoruz artık. Ne yapacağız? 7 tane vagon boyayacağız. Biraz önce yanlışlıkla bir tane fazla boyamıştık ya. Aslında şimdi ona ihtiyacımız olacak. İkinci vagonu boyadık. Üçüncü vagonu boyadık. Dördüncü vagon. Beşinciyi boyadık. Altı vagon ve yedinci vagon. Evet, kaç tane boyadık? Burada onu yazalım. 7 tane vagon boyadık. Peki 7 rakamı nasıl yazılıyormuş? Şimdi ne yapıyoruz? Böyle geldik yana doğru. Aşağıya indirdik ve yandan bir tane çizgi çektik. Peki bunu noktalı kısımda nasıl yapabiliriz? Şimdi kalemimizle yana doğru çekiyoruz. Aşağıya indiriyoruz ve ortasından bir tane çizgi çekiyoruz. Bakın 7 rakamını bu şekilde yazmış olduk. Yandan gidiyoruz. Aşağıya iniyoruz ve tam ortasından bir tane çizgi çekerek 7 rakamını aslında ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Bakın yana doğru, yukarıdan aşağıya ve ortasından bir çizgi çektik. Yana doğru gittik, aşağıya doğru ve ortasından bir çizgi çekerek 7 rakamını yazılışını noktalı kısımlar için tamamladık. Şimdi altındaki boş kısımlara noktasız olanlarını yazalım. Şimdi yukarıdan yana doğru çektim, aşağıya indirdim. Ne yapıyorum? Şuradan tam ortadan çizgisini çekiyorum. Yandan gittim, aşağıya indirdim ve çizgisini çektim. Aslında 7 rakam basit değil mi yazılması? Sizler de benimle beraber pratik yaparak ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Bu satırdan sonra aşağıdaki boş kalan kısımlar için de yine siz pratiklerinizi oralara doldurarak yapabilirsiniz. Evet. Bakın yine bir etkinlik geldi. Bakalım bu etkinlikte bizden ne isteniyormuş? Aşağıdaki görseli inceleyelim. Bakın resmi görüyor musunuz? Çiçekler var, kalemler var, balon var, kuş, araba, yani birçok nesne var aslında. Diyor ki bir tane çiçek, iki tane balon, üç tane araba, dört tane kuş, beş tane ağaç, altı tane kalem ve yedi tane yıldızı boyayınız. Şimdi bakalım ne diyordu? Bir tane çiçeği boyayınız. Boyama işlemlerinde farklı renkler de kullanalım. Nesneleri de birbirinden ayırt etmiş oluruz. Bir tane çiçek. Bakın en köşedeki çiçeği şöyle boyayalım. Bu arada boyama kalemlerinizi siz daha güzel boyayacağınıza çok eminim. Taşırmadan da boyama işleminizi yapabilirsiniz. Ne yaptık şimdi? Bir tane çiçeğimizi boyadık. Ne diyor? İki tane de balon boyayınız. Bakın şunu şöyle boyayalım. Bu ilk balonumuz olsun. Şu da ikinci balon olsun. Bu arada siz farklı renkleri kullanarak da boyama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne yaptık? İki tane balon da boyadık. Üç tane araba. Bakalım neredeymiş arabalar? Bir tanesi burada. Şöyle tekerlerini boyayalım arabaların. Şöyle kenarlarını da yapalım. Araba olduğunu anlayayım. Evet, bir tanesini boyadık. Ne yapıyoruz? Şöyle kenarlarından da çiziyorum. İkinci arabayı boyadık. Ne diyordu bize? Üç tane araba. Bir de şu aşağıki kısımdaki arabayı boyama yapalım. Şurayı da yaptık. Evet, arabalarımızı da boyadık. Sonra ne diyor? Dört tane kuş boyayın. Bakın bir tanesini şuradan boyayalım. Şöyle kanatlarını da boyayalım. Şöyle.
Tabletten kalem kullandığım için hani tam boyama işlemi gerçekleşmiyor ama siz kaleminizle boyadığınızda, yani boyama kalemlerinizle boyadığınızda daha güzel görüntüler oluşacaktır. Şimdi 3 tane kuş boyadık. Bir de şu kuşu boyayalım. Evet, 4 tane de kuş boyamış olduk. 5 tane ağaç boyayalım. Bakın ağaçlar neredeymiş? Burada. Şöyle. İkinci ağacı boyadık. Buradan üçüncü ağacımızı boyadık. Şuradan bakın kaç tane ağaç boyadık? 4 tane ağaç boyadık. Ama 5 tane ağaç deniyordu. Biz bir tane daha boyayalım. Ve ağaç boyamamızı da tamamlayalım. 6 tane kalem. Kalemleri de maviyle boyayalım isterseniz. Şöyle bakın bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane burada. Kaç tane boyadık? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ne yaptık? 6 tane kalemimizi boyamış olduk. 7 tane de yıldız boyayalım. Yıldızımızı da ne yapalım? Yeşil renk, sarı renkte boyayalım. Şimdi yıldızlar neredeymiş? Burada bir tanesini boyadık. İkinciyi de boyadık. Üçüncü yıldızı boyadık. Dördüncü yıldızı boyadım. Beşinci yıldızı boyadım. Altıncı yıldızımı boyadım ve yedinci yıldızımı da bu şekilde boyamış oldum. Evet. Aslında bizden istenen tüm boyama işlemlerimizi ne yaptık? Gerçekleştirmiş olduk. Şimdi boyamamızı tamamladık. Boyama bittikten sonra da aşağıda ne diyor bize? Ne kadar çiçek kaldı onu bulun diyor. Başka bir kalemimizi alalım. Yeşil kalem alalım. Sayma işlemimizi yapalım. Bakın ne diyor? Boyanmayan kaç tane çiçek kaldı? Şimdi çiçeklere bakalım. Bakın bir tane burada var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne kalmış geriye? 7 tane çiçek kalmış. Bakın 7'yi nasıl yazıyorduk? Önce yana doğru gidiyorduk. Aşağıya inip çizgimizi çekiyorduk. Bakın tamamladık. Şimdi boyanmayan kaç tane balon kalmış? Üzerlerini çiziyorum ki hani kaçırmayalım. Hepsini sayabilirim diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane balon kalmış. 6'yı nasıl yazıyorduk? Şöyle geliyorduk. Bir tane de yuvarlak çiziyorduk. Evet, 6 tane kaldı. Kaç tane araba kalmış boyanmayan? 1, 2. Var mı başka araba? Ben başka boyanmayan araba göremiyorum. Demek ki 2 tane boyanmayan araba varmış. 2'yi de şu şekilde geliyorum. Yana doğru çektim. Evet. Kaç tane kuş kalmış boyanmayan? 1, 2, 3, 4, 5. Başka var mı? Yok. 5 tane de boyanmayan kuşumuz varmış. Ne yapıyorduk önce? Yana doğru çekiyorduk. Aşağı doğru yuvarlak. Ve 5 rakamını da yazdık. Kaç tane ağaç var boyanmayan? Bakalım. Şimdi boyanmayan ağaç görebiliyor musunuz? Evet. Bakın burada bir tane buldum. Demek ki bir tane boyanmayan ağaç varmış. Öncelikle aşağıya indirdim ve şapkasını yaptım. Kaç tane boyanmayan kalem kalmış? Kalemlerimizi sayalım gelin. 1, 2, 3, 4. 4 tane de boyanmayan kalemimiz kalmış. 4'ü nasıl yazıyorduk? Yana doğru iniyorduk. Sağa çekiyoruz ve çubuğunu çektik. Evet. Peki boyanmayan kaç tane yıldız kalmış? Yıldızlarımıza bakalım. 1, 2, 3. 3 tane de boyanmayan yıldız varmış. Şimdi 3'ü de yazalım. Gördüğünüz gibi öğrenmiş olduğumuz rakamlarla ilgili etkinliğimizi tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Artık 8 rakamına geçtik. 8 rakamı için de ne yapacağız? 8 tane aslında vagon boyaması yapacağız. Yani camlarını boyuyorduk. Bakın bunu boyadım.
Bir tanesini boyadım. 2 3 4 5 6 7 8. Ne yapmış olduk? 8 tane vagonumuzu boyadık. Geliyoruz buraya, 8'i yazıyoruz. Şöyle yazdık. Şimdi 8 rakamı nasıl yazılıyormuş ona bakalım. Bakın buradan başlıyoruz. Böyle yarım yuvarlak yapıyoruz. Tam ters taraftan gidiyoruz, dönüyoruz ve yukarı doğru birleştiriyoruz. Gördünüz mü? 8 rakamını aslında kalemimizi hiç kaldırmadan yazıyor olmamız lazım. Şimdi bakın noktalı yerlerden pratiğimize başlayalım. Bakın aşağıya doğru indim. Kalemi hiç kaldırmıyorum. Yukarı çıktım, tamamladım. Şimdi tekrar bakalım. Yarım yuvarlak çizdim. Geldim ve tamamladım. Siz de benimle birlikte pratik yaparak 8 rakamının yazılışını hem öğrenmiş olursunuz hem de kalem tutmanızı daha da pratikleştirmiş olursunuz. Bakın yukarının ortasından başlıyorum. Yarım dönüyorum. Aşağıdan bir yuvarlak çiziyorum ve yukarıda bitirerek ne yapıyorum? 8 rakamının yazılışını tamamlamış oluyorum. Şimdi noktalı olan kısımlar için 8 rakamının yazılışını tamamladık. Bir de boş olan kısım için yapalım. Bakın buradan tam ortadan başlıyorum. Geldim. Aşağıda dolandım ve tamamladım. Evet. Dönüyoruz şu şekilde ve bitirdik. Bakın tam ortadan başlıyoruz. Bir tane yuvarlak çizdik. Aşağıdan dolandık. Geldik. Evet. Şöyle dönüyoruz. Aşağıdan dolandık. Geldik ve bitirdik. Şuradan bir tane daha yapalım. Ne yaptık? Döndürdük. Aşağıdan dolandı ve yukarıda tamamlandı. Yine aşağıdaki boş kısımları sizler doldurarak 8 rakam için pratik yapabilirsiniz. Evet, 9 rakamına geçiyoruz. 9 rakamı için ne yapacağız? 9 tane vagonumuzu boyamamız gerekiyor. Şöyle yapıyorum. Bir tane boyadım. 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani 9 tane vagon boyadık. Bakın vagonlarımız da tamamlandı. Ne yapıyoruz? Biz 9 tane vagon boyadığımız için böyle geliyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Bakın 9 rakamı nasıl yazılıyormuş? Buradan tutuyorum. Geldim. Ve yandan aşağıya doğru yarım şeklinde döndüm. Evet, kalemimizi alalım. Noktalı olan yerlerden yapalım. Şuradan başlıyorum. Yukarı doğru geldim. Yana doğru kaydırdım. Noktalı yerlerden çizmek başlangıç pratiği için güzel oluyor. Çünkü size nasıl çizmeniz gerektiğini gösteriyor aslında. Nasıl çizmeniz gerektiğini burada öğrendiğinizde, yani yazmanız gerektiğini, boş kalan kısımlar için de yazma işlemlerinizi tamamlamanıza yardımcı oluyor. Bakın şimdi noktalı kısımlar için yazma işlemimi tamamladım. Şimdi boş olan kısım için yapmam gerekiyor. Bakın buradan koydum. Bir tane yuvarlak çizdim. Ve aşağıya doğru ne yaptım? Kaydırdım. Bakın yukarıdakilerin aynısından yapıyorum. Ortada başladım. Bir tane yuvarlak çizdim. Ve geldim. Buradan geldim. Aşağıya doğru yapıyorum. Bakın bu olmadı mesela. Çünkü yanlış yerden başladım. Yukarıdan başlamam gerekiyordu. Sildim ve daha güzelini yaptım. Bu şekilde. Bakın yine yanlış başladım. Şöyle yukarı doğru gitmem gerekiyor. Aşağıya doğru geleceğim.
Siz de yanlış yazdığınızda silginizi temizleyerek daha güzelini yazabilirsiniz. Yine 9 rakam için aşağıdaki boşlukları doldurarak pratik işlemlerinize devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi yine bir etkinlik geldi. Bakalım bu etkinlikte bizden ne isteniyor? Aşağıdaki akvaryumlarda bulunan balıkların sayısını altlarındaki noktalı yerlere yazınız. Şimdi bakın, gelelim hep birlikte akvaryumdaki balıkları sayalım. 1 2 3. Yani bu akvaryumda toplamda 3 tane balık varmış. Şimdi 3'ü nasıl yazıyorduk? Böyle geliyoruz, ortadan aşağıya doğru yapıyoruz. Bakın, 3 tane balık. Diğer akvaryuma geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kaç tane balık varmış? 9 tane. Biraz önce öğrenmiştik yazılışını. Bakın şöyle ortadan başlıyoruz. Bir tane yuvarlak çiziyoruz ve aşağıya doğru ne yapıyoruz? Bakın, geldik. 9'u, 9 rakamını da yazdık. Bir sonraki akvaryuma geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu akvaryumda da toplamda 7 tane balık varmış. 7 yazıyorum. Bakın, 7'yi çok rahat bir şekilde yazdım. Çünkü hem yazılışı da kolay. Bir sonraki akvaryuma geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu akvaryumda 8 tane balık varmış. 8'i de geliyorum. Bakın, 8'i de yazdım. Bir sonraki akvaryumdaki balıkları sayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane balık varmış. Şimdi 5'i yazacağız birlikte. Bakın, 5 rakamını da yazdık. Son akvaryumumuza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bu akvaryumda da toplamda 6 tane balık varmış. Bakın, 6'yı da yazdım. Devam ediyoruz. Bakın, şimdi 1'den 9'a kadar öğrendik. Bir de 0 rakamı için işlem yapalım. Şimdi diyor ki aşağıdaki trenin vagonlarından 0 tanesini boyayınız. Şimdi 0 tane dediği için 0 aslında hiç olmayan bir şey. Yani en az 1 olduğu için 1 tane vagon boyamıştık. Ama 0 dediği için hiç boyama işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. Yani biz bu durumda 0 vagon boyamış oluyoruz. Bakın, 0 nasıl yazılıyormuş? Buradan tutuyoruz. Geldim. Kalemimizi hiç kaldırmadan ne yapıyoruz? 0 rakamı için yazma işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi bakın, şurada beyaz noktalar var. Görüyor musunuz? Aslında oralar başlangıç noktaları. Şimdi buradan başlıyorum. Geldim. Bitirdim. Gidiyorum. Bitiriyorum. Aslında bir tane ne yapıyoruz? Yuvarlak çizmiş oluyoruz ama oval bir yuvarlak oluyor. Sıfır rakamının yazılışını da bu şekilde öğreniyoruz. Tam yukarıdan başlıyor. Başladığı yerde tamamlanacak şekilde yazıyoruz. Şimdi noktalı yerlerdeki yazımları tamamladık. Noktasız kısım için bakıyoruz. Bakın, şuradan geldim ve birleştirdim. Birleştirdim. Tam ortadan başlıyoruz. Geldim. Evet. Sıfır rakamı için yazım çalışmasını da bu şekilde yapmış oluyoruz. Bakın, bunu da tamamladım. Yine siz aşağıdaki boş kalan kısımlar için yazma pratiklerinize devam edebilirsiniz. Evet. Bir etkinliğimiz daha geldi. Bu etkinlikte bize ne diyor?
Aşağıdaki görselde verilen rakamların bulunduğu alanları belirtilen renklerle boyayınız. Ne yapacağız burada? Aslında her bir renk şurada gösterilmiş. Bakın 1 için sarıyı, 2 kırmızı, 3 gri, 4 siyah, 5 pembe, 6 mavi, 7 lacivert, 8 mor, 9 kahverengi, 0 da yeşilmiş. Siz boyama kalemlerinizle birlikte bu boyama etkinliğini her bir rakam için hangi renk belirtildiyse o rengi boyayabilirsiniz. Bu etkinliğe geçiyorum. Şimdi sorularımız var yine burada. Sorularımıza bakalım. Aşağıdaki tabaklarda kaçar tane şeker vardır? Eşleştiriniz. Şimdi bakın, birinci tabağımızı gördünüz mü? Bir tane şeker var ortada. Bir rakamına biz nasıl yazıyorduk? Evet, bakın buradaki gibi yazıyorduk. Şimdi onun yanındaki tabağa geçiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada neymiş? Toplamda 7 tane şeker var. 7 rakamıyla eşleştirelim. Bakın mavi kalemi aldım. Evet. Şimdi bir de yeşil kalemimizi alalım. Son tabaktaki şekerleri sayalım. Bakın 1, 2. Neymiş burada da? 2 tane şeker var. 2 rakamıyla ne yapıyorum? Eşleştirmemi yapıyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdaki tepsilerde kaçar tane kurabiye vardır? Eşleştiriniz. Şimdi kurabiyelerimize bakalım. Birinci tabakta bakın üstünü çizelim ki saydıklarımızı bir daha saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda bu tabakta 9 tane kurabiye varmış. 9 ile beraber ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. Bakın mavi kalemimi aldım şuradan. İkinci tabakta hiç kurabiyemiz yok. O zaman biraz önce ne öğrenmiştik biz? 0 rakamını. Yani aslında burada hiç kurabiye olmadığı için 0 kurabiye var diyebiliriz. Sarı kalemimizi alalım. Son tabaktaki kurabiyeleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane. Onu da geliyorum. 8 rakamıyla eşleştiriyorum. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Ne diyor bize? Aşağıdaki kolyelerde kaçar tane boncuk vardır? Eşleştiriniz. Şimdi boncuklarımıza bakıyorum. Birinci kolyeye. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Birinci kolyemizde toplamda 5 tane boncuk varmış. Bakın onu eşleştirdim. Siyah kalemimi aldım. İkinci kolyeye geçtim. 1, 2, 3. Bu kolyede de toplamda neymiş? 3 tane boncuk varmış. Bir sonraki kolyeme geçiyorum. Onda kaç tane boncuk var? 1, 2, 3, 4. 4 tane boncuk var. Onu da geldim. Rakamımla beraber eşleştirdim. Ve ne yapıyorum? Ben son kolyeme geçiyorum. Bakın son kolyemde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boncuğum var. Yani buradan tutuyorum. 6 rakamıyla ne yapıyorum? Eşleştirme işlemimi gerçekleştiriyorum. Evet. Ne diyor? Aşağıdaki boncukları sayınız. Kaç tane olduklarını yazınız. Şimdi sayalım ve yazalım isterseniz birlikte. Bakın ilk sırada bir tane boncuk var. Biz biri nasıl yazıyorduk? Yukarıdan aşağı indiriyorum ve çubuğunu yaptım. 1, 2. 2 tane boncuk var burada da. 2. 1, 2, 3. 3 tane boncuğumuz varmış. 1, 2, 3, 4. 4'ü de yazdık rakamımızı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane boncuğumuz varmış. 5'i de yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da neymiş? 6 tane boncuğumuz varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 tane boncuk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 tane boncuğumuz var.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada da 9 tane boncuğumuz var. Bakın burada hiç boncuk yok son sırada. O yüzden burada hiç boncuk olmadığı için de buraya 0 yazdım. Yani 0 tane burada boncuğumuz var. Evet. Nesnelerin sayılarını belirleme konusuna geçmeden önce bu bölümümüze kadarki olan çalışmamızı tamamladık. Doğal sayılarla ilgili olarak önceki videolarımızdan konularımızı izleyebilirsiniz. Bu videomuzla da beraber doğal sayılarla ilgili pratik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bundan sonra gelecek olan videomuzla beraber de nesnelerin sayılarını belirleme konumuzda yine örnek soru çözümlerine devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın.